İkincisi önemli sorun ise bugün bile devam eden sorunlarımızın kaynağı 4,5 milyon kilometre karelik bir imparatorluktan süzüle süzüle, çöke çöke, geri çekile çekile yaklaşık birkaç yıl içerisinde 10 cephede yenile yenile bugünkü topraklarımıza çekildik. Ondan sonra Türkiye'de hem vizyon küçülmesi ortaya çıktı hem bunun ötesinde maalesef olağanüstü bir güvensizlik hali. Bunu da güvenlik ihtiyacıyla, güvenlik zırhıyla aşmaya çalıştık. Bırakın dış ülkelere karşı bu devlet vatandaşına bile güvenlik ihtiyacıyla, güvenlik kaygısıyla yaklaştı. Öyle ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi bir palavrayı bu millete ezberlettiler. Türkiye etrafındaki herkes de her şeyde kavgalı hale getirildi. Araplar zaten bunlar biz Araplar. Bunlar kim? Bunlar bizi arkadan vurdu. Öyle mi? Siyah dereli köpeklerimize bile Arap ismini taktırdılar bize. Kürt, aman Allah'ım, Kürt olur mu? Kürt'e karşı bir düşmanlık oldu. Ermeni zaten bu şey, yani tarihten geliyor bunun sakatlığı. Yunanlı düşman, Bulgar düşman, Rus düşman, Suriyeli düşman, Iraklı düşman, Kürt düşman, herkes düşman. Türkiye kendi etrafına bir çelik şey ördü, zırh ördü. Kendisini korumak için. Dışarıya karşı böyle davrandığı gibi içeride de böyle davrandı. Demin anayasa panelinde konuştum. Orada da ifade ettim. Bir özde vatandaş tanımladı, bir de sözde vatandaş tanımladı. Özde vatandaşın anayasal ruhuna göre 4 tane şey var. Bu eski başalardan birisi söylemişti. Birincisi Müslüman. Eyvallah. İkincisi etnik olarak Türk. Mezhep olarak Sünni. Ama devletin istediği kadar Müslüman. Allah'ın istediği kadar değil. Devlet ne kadar istiyorsa o kadar Müslüman. Başörtü takma dediği zaman takmayacaksın. Çünkü Allah istiyor olabilir ama devlet istemiyor. Kürtçe konuşmayacaksın. Niye konuşmayacaksın? Devlet istemiyor. Ya kardeşim ana dili ana sütü kadar helal. Dillerin ve renklerin farklılığı Allah'ın varlığının birliğinin ayetlerinden. Bu ülkenin insanları Kürtçe konuşsa, Çerkezce konuşsa, Lazca konuşsa, hangi lisanı biliyorsa onu konuşsa bundan kime ne zarar gelir? Alkışlayasınız diye söylemem. Doğruyuz. Bir durumu tespit etmek için söylüyorum. İnsan bir birey yanıyor ya. Yani Elinoğlu gelecek İstiklal Caddesi'nin göbeğinde Kürt ersüsü kuracak. Sen bu memleketin asli unsuru olan Kürt nüfusundan korkacaksın. Böyle bir çarpık yapı olabilir mi? Böyle bir çarpık zihniyet olabilir mi? Kürt ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi ise Kürt de o kadar çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi. Sünni ne kadar çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi ise Halebi de o kadar çok. Şimdi ona diyorsun dilini konuşma. Dilini konuşma dediğin yetmiyor. Tillo'ya gidiyorsunuz. O Siirt'te oğlunuz var mı? Kaç tane Tillo'lu? Kaç tane Tillo'lu ben aydınlardanım der. Ver aranız. Bir oymaktan olan var mı? Kaç kişi ben bir oymaklıyım der. Ya o da diyor ki boşayım kardeşim burası. Burası Tillo. Yok diyor orası Tillo değil. Orası şey aydınlar. Şimdi böyle bir çarpık zihniyet oldu. Neyi koruyorsun? Kimi kimden koruyorsun? Tillo dediğin yer adamın memleketi. Tillo adamın memleketi olduğu kadar İstanbul'da o insanın memleketi. Ben kendimi Tillo'ya da, Diyarbakır'a da, İstanbul'a da, Kerkük'e de, Musul'a da, Halep'e de, Şam'a da, Saraybosna'ya da, Doğuk'a da, Süleymaniye'ye de, Erbil'e de ait hissediyorum. Zaten böyle ait hissetmiyorsam benim 5 paralık bir entelektüel değerim olmaz. Hepimiz bu ülkenin, bütün bu bölgenin insanları hepimiz aynı bir bütünün parçasıyız. Ama maalesef Türk aydınlarının, Türkiye'deki aydınların zihin dünyasında olağanüstü bir vizyon küçülmesi ortaya çıktı. Daracık bir alan. Abattık 1990 dediğim için Suriye örneğini koydum. Suriye'de niçin kavga ettik? Su meselesi. Ya olan suyu atıyor kardeşim. Bizim parti programı burada biraz siyaset yapıyor. Parti programında bir sınır aşan sinerji koridorlarını koyduk. 9 tane koridor. Şehirler üzerinden halkların birleştirilmesi. Su akıyor. Ben de istifade edeyim, Halep'teki adam da istifade etsin. Yolları beraber yapalım. Elektrikleri beraber, üniversitelerimizi beraber yapalım. Ben niye Kerkük'teki, Musul'daki, Süleymaniye'deki, Doğuk'taki insanlarla niye kavgalı olayım?
O insanın perverdiği bu kardeşinden, akkâreli kardeşinden, kaslı kardeşinden ne farkı var? Yok hayır, orası başka bir yer, oraya dokunma. E niye dokunmayayım? Çünkü gavur öyle istiyor. İşin özeti bu arkadaşlar. Türkiye bu oyunu maalesef son 150 senedir bu oyunu yutuyor. Bunu aşmanın yolu vizyonumuzu genişletmektir. Vizyonumuzu genişletmekten şeyin şu, demin söylediğim sözü bir daha söylüyorum. Biz Kars'ın problemini çözmek istiyorsak, Diyarbakır'ın problemini çözmek istiyorsak, İstanbul'un, Ankara'nın problemini çözmek istiyorsak, Şam'ın da, Erbil'in de, Süleymaniye'nin de, Gümrün'ün de, Bakü'nün de, Nahçıvan'ın da, Sofya'nın da, Saraybosna'nın da, Gümrücilerin de problemlerine odaklanmak zorundayız. Çünkü bu bölge bir bütündür ve bu bölge insanları hep beraber çözümü birlikte bulacağız. Çünkü yani hepimizin buralarda geçmişleri var. Ama bir baktık ki Allah'tan 90'larda Soğuk Savaş'ın duvarları yıkılınca başka bir dünya var. Saraybosna lafını bu memlekette 20 sene evvel kimse herhalde konuşmazdı Saraybosna'daki olaylar olana kadar. Hani bir kimse bilmezdi. Süleymaniye falan işte oralar Erbil aman Allah oralar zaten çok yasak böyle oraları kimse görmezdi. Onu bırak Bakü kimse bilmezdi. Gümrü burnumuzun dibi. Şurası. Şu karşı tarafta Ermenistan şeyi. Arada sanki büyük şeyler var gibi duvarlar, çelik duvarlar konuldu. Bütün bunları kaldı. Baktık ki dünya yeni bir dünya açılıyor önümüze. Bu yeni dünya birçok yerde bizden bir şeyler var. Birçok şehirde biz varız aslında. Biz derken bölgenin insanlarını kastederek söylüyorum. Hatta daha ötede ta Açı Sumatra'da buradan 7000 kilometre ötede sizin izleriniz var. Gelin Afrika'nın göbeğinde, Afrika'nın Zenzibar'da sizin izleriniz var. Yemen'de izleriniz var. Bunu sadece tarihsel bir nostalji olarak söylemiyorum. Kültürel bütünlük olarak söylüyorum. Şimdi bu vizyona kazanmak zorundasınız. Bu vizyona da sahip olmak zorundasınız. Bu vizyonu birlikte kurmak durumundayız. Türkiye vizyonunu genişletmeden derse Türk'ün Türk'ten başka yok düşmanı yoktur lafını söylemeye devam ederse daha çok düşmanlıkları maalesef üstüne çeker. Şimdi buradan daha bu alanı şey yapacağım, son noktaya geliyorum. Son slaytımı anlatacağım. Şimdi bizim medeniyetimiz, bir medeniyet dünyadaki esas mesele tarih boyunca medeniyet kavgasıdır. Medeniyetler birbirleri arasında yer değiştirip dururlar. Aslında bu medeniyetlerin yer değiştirmesinde de nasıl doğal yasalar varsa toplumların gelişmesiyle ilgili de doğal bir takım yasalar vardır. Yukarıdan bıraktığınız bir cisim yere düşer. Düşmemesi mümkün değil. Suyu 100 derecede kaynatırsınız. 80 derecede kaynatamazsınız. Su 0 derecede donar. Normal şartlarda. Nasıl böyleyse toplumların gelişmesi, medeniyetlerin gelişmesinde de bir takım kurallar var. Efendim ben bunları söylerken Batılılar şöyle, Dördenler böyle demek istemiyorum. Bunun yolu yeryüzünde kim çalışırsa Allah o çalışana çalıştığının karşılığını verir. Örnek olarak söylüyorum, Endülüs Emevi'de dünyanın en büyük medeniyetlerinden birisiydi. Fırsatınız olursa gidip görmenizi tavsiye ederim. Öyle bir medeniyet dünyanın hiçbir yerinde belki kurulmadı. 7 asır İspanya'da, Avrupa'da fevkalade ciddi bir şekilde hakim oldular. Hatta Avrupa aydınlanmasının temelinde Endülüs Emevilerinin çok büyük bir payı vardır. Bunu Avrupalılar da söyler. Ama ne oldu da o Endülüs Emevileri birkaç 10 yıl içerisinde sapır sapır döküldüler. Ne zaman gayret ettiler, çalıştılar, çabaladılar, ürettiler, değerleri üzerinde, bu değerler üzerinde toplumu bütünleştirdiler, ortak hedefler etrafında kenetlendiler. Efendim bize toplumların gelişmesinin doğal yasaları olarak belirtilen şeyler, nasıl bunlara sarıldılarsa güçlendiler, büyüdüler. Ne zaman ki bunlara muhalif davrandılar, kendi içlerinde kavgaya başladılar, çalışmadılar, yan gelip yattılar, nasıl Allah bize yardım eder diye Mehmet Akif'in tabiriyle yanlış bir tevekkül hissinin içerisinde kapıldılar. Gümbür gümbür baş aşağı gitti. Onun karşısında başka bir medeniyet gelişti. Şimdi dünya böyle medeniyetler arasında yer değiştirme meselesidir. Ve her medeniyetin de kendisine ait bir alanı var. Biz istesek de istemesek de bizim medeniyet coğrafyamız modern batı medeniyetinin değerlerinden farklı. Demin söyledim. Bireycilik, rasyonellik, toplumların doğal gelişmesi ve sekülerizm üzerinde yükselen bir dünya.